Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle geçtiğimiz günlerde konuşmuş olduğumuz futbol, siyaset ve derbiler konusunun devamını konuşacağız. Bugün duraklarımızdan biri Almanya, bir diğeri Sırbistan olacak. Almanya'da Esti Pauli ve Hansa Rostock arasında oynanan, Sırbistan'da da Kızıl Yıldız ve Partizan arasında oynanan maçlar hakkında, bu maçlara siyasi kökenleri, olayların nedenleri hakkında birazcık daha konuşacağız. Bu olaylardan aslında beni bile en çok cezbeden maçın haberini duyduğumda ya acaba ne oldu diye sorduğum özellikle Sırbistan'daki Kızıl Yıldız ve Partizan maçları çok çok önemli bir yere sahip. Çünkü bu maçları takip eden arkadaşlar muhakkak bileceklerdir. Maçtan önce, maçtan sonra, maç sırasında ortalık statlarda, stat çevresinde savaş alanına döner adeta. Çok fazlasıyla büyük bir düşmanlıkları bulunuyor. Bunlardan bahsedeceğiz ama ilk olarak Almanya'ya gideceğiz. Almanya'daki Hansa Rostock ve Esti Pauli arasında yaşanan siyasi ideolojik kavgaları inceleyeceğiz. İki takım taraftarı arasındaki rekabete bakacağız. O zaman Almanya ile başlıyoruz. Almanya'dan başlamak istememek en büyük nedenlerden bir tanesi Almanya'nın daha önce bir İkinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı öncesinde aşırı sağ ve Nazizm'de yönetiliyor olması. Bir diğer nedenimiz de bugün bahsedeceğimiz Hansa Rostock ve Esti Pauli takımlarının Doğu ve Batı Almanya bloğu öncesindeki, bloğundan sonrasında yaşananlar, öncesi ve sonrasında yaşanan ideolojik ve düşünce farklılıklarından, ideolojik ve diğer düşünce farklılıklarından meydana getirdikleri rekabetten kaynaklanıyor. Malumunuz olacağı üzere Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu ve Batı olarak ikiye bölündü. Doğu Almanya sosyalist bir rejim ile yönetiliyordu. Batı Almanya daha liberal bir yönetim biçimine sahipti. Kulüplerimizden bir tanesi Doğu Almanya'da kurulan ancak milliyetçilik ve aşırı sağ düşüncelere sahip olan Hansa Rostock takımı, bir diğeri daha Almanya bölünmeden, Nazizm ortaya çıkmadan önce de olsa Batı Almanya bölgesinde kurulmuş olan, aşırı sosyalist ve komünist olarak da kendilerini nitelendiren Esti Pauli takımı. Şimdi bu iki takımı özel kılan konulardan bir tanesi, az önce dediğim gibi, birinin Doğu bloğunda birinin Batı bloğunda kalmış olması, ancak birinin Doğu bloğunun siyasi ideolojisine sahip olması, bir diğerinin ise Batı bloğundaki siyasi ideolojiye daha yakın olması. Şimdi Esti Pauli'den başlayalım. Esti Pauli takımı 1910 yılında kuruluyor. Esti Pauli bugün hala Hamburg şehrinde, liman şehri olan Hamburg şehrinde kurulmuş. Batı Alman şehirlerine kıyasla birazcık daha esnek ve yaşam tarzları daha rahat olan, yani öyle nitelendirebileceğimiz, yani diğer Alman şehirlerine göre konuşuyorum, bir şehir, Hamburg şehri. Bu şehirde kurulan bir futbol takımı özellikle 1970 ve 80'li yıllarda, 70'li 80'li yıllarda dünyada meydana gelen ideolojik kutuplaşmada Hamburg şehri Almanya'daki sosyalist ve komünistlerin kalesi haline gelen bir şehir. Ayrıca Esti Pauli takımının ve taraftarlarının işte İtalya'daki Livorno kulübüyle, işte bir önceki bölümümüzde bahsettiğimiz İskoçya'daki Celtic kulübüyle, taraftarlarıyla dostlukları da mevcut. Esti Pauli kendi logoları olarak, kulüp kendisine logo olarak kuru kafa ve altında çapraz şekilde duran kemikleri seçmiş. Bunun nedeni olarak da Hamburg doğumlu olan Almanların en büyük deniz korsanlarından biri olarak nitelendirilen birisine atıfta bulunmak için, onu anmak için yaptığı, böyle olduğu anlatılır, konuşulur, bahsedilir bundan. Esti Pauli tribünlerini yakın geçmişte 2017 yılında düzenlenen G20 zirvesinde öncülük ettikleri olaylarda, protesto olaylarında kendilerini hatırlattılar, bizi hatırlayabiliriz. Bu olayların öncüleri olmuşlardı ve Hamburg şehrinde gerçekten büyük olaylar çıkmıştı.
Polisin hatta yeri geldiğinde zorlandığı da o zaman video görüntülerinde, işte görüntülerinde mi ortaya çıktı, mevcut yani bunlarda. Rekabetin diğer tarafındaki takımımız Hansa Rostock. Hansa Rostock da Hamburg gibi, yani Rostock şehri de Hamburg gibi bir liman şehri. İki şehir de birbirine sınır komşusu. Orası da bir liman şehri. Hansa Rostock kulübü ise Doğu Almanya'daki komünist ve sosyalist rejim tarafından kurulmuş bir futbol takımı. Hani ne kadar komünist ve sosyalist bir rejim tarafından kurulmuş olsa da, özellikle Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra, ya da yıkılmasından öncesinde de tabii bu bir etken, ama tam anlamıyla böyle hani kendilerini açıkça ifade edebildikleri dönem, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra aşırı aşırı milliyetçilik duygularını daha fazla meydana çıkartıp gösterebiliyorlardı. Şimdi bu iki takım arasında ortaya çıkan rekabetin en büyük nedenlerinden bir tanesi göçmen politikası. Şimdi bu göçmen politikası bizim ülkemiz için de çok çok önemli. Konuşulması gereken, üzerinde tartışılması gereken ve önlem alınması gereken bir konu. Bu göçmen hareketlerinin, göçmen oluşumlarından kaynaklı aslında, yani bu iki takımın rekabeti yerel bir rekabet olmasıyla beraber bir nebze de kendi ideolojik düşüncelerinden kaynaklı bu ideolojik çatışma da göçmenlerden kaynaklanıyor. Şöyle bahsedelim, kısaca özet geçeceğim. Vietnam Savaşı'nın çıktığı yıllarda Doğu Almanya, Vietnam'dan kaçan Vietnamlıları alıp Rostock şehrindeki bir kamu binasına yerleştiriyor. Kamu binalarına yerleştiriyor. Bizdeki TOKİ gibi bir bina bunlar. Buralara yerleştiriyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam ya yani 300 bine yakın kadar bir Vietnamlı nüfusu var o dönemde. 300 bine neredeyse ulaşacak bu Vietnamlı göçmen mülteci sayısı. Şimdi bu göçmen ve mültecilere Doğu Almanya hükümeti, Doğu Almanya rejimi her türlü olanağı sağlıyor. İş, eğitim, sağlık, altyapı, dil eğitimi gibi birçok faydasını görebilecekleri olanaklar sağlıyor Doğu Almanya'daki rejim. Bu da Rostock şehrinde Almanların daha fazla, yani Vietnamların ulaşabildiğinden daha az bir şekilde işe ulaşabilmelerini, eğitime ulaşabilmeleri vesaire konularında sıkıntı çıkartıyor. Özellikle iş ve işsizlik konusunda, iş bulma konusunda Almanların o dönemlerde sıkıntıları fazlasıyla mevcut. Bu da Rostock şehrindeki milliyetçilik duygularını birazcık daha körüklüyor. Bu iş birazcık daha böyle devam ederken, böyle böyle devam etmeye, süre gelmeye devam ediyorken, bir de bölgeye Romanlar geliyor. Onların da sayısı yanlış hatırlamıyorsam 12 bin ila 20 bin arasında değişiyordu. Şimdi bu sıkıntılar meydana geliyor. Almanlar artık Vietnamlılardan ve bölgeye gelen diğer göçmenlerden rahatsız. 1992 yılındaydı. 92 yılında bölgede bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. İşte Vietnamlıların ya da diğer göçmenlerin evlerine gamalı haç çiziliyor. İşte sokakta bazı sıkıntılarla karşılaşıyor göçmenler vesaire, bazı sıkıntılar meydana geliyor. Ancak 1992 yılına gelindiğinde Este Paolo ve Hansa Rostock takımları arasındaki rekabetin de fitilini ateşleyecek olan olaylar başlıyor. 1992 yılının Ağustos ayında Vietnamlıların ve diğer göçmenlerin yaşamış olduğu bu devlet kamu konutlarına bir eylem yapılıyor. Bu eylemde işte herhangi bir yaralanma, yaralanma olayları olsa da, bir herhangi bir ölümle, can kaybıyla sonuçlanmasa da, bu bütün şehre olaylar yansıyor. Göçmenlere saldırılar oluyor, evleri yağmalanılıyor, ateşe veriliyor göçmenlere karşı, işte göçmenleri gördükleri yerde dövüyorlar vesaire, birçok olayla karşılaşıyor. Olayların ertesi gününde Estipoli taraftarı Hamburg'dan çıkıyor, Rostock şehrine geliyor, bölgedeki göçmenlerin yanına.
Burada bunu duyan Hansa Rostock taraftarı ve Rostock'taki yerli Almanlar, Rostock'ta yaşayan Almanlar da buna karşı tekrar bölgeye gidiyorlar. Orada bir olay çıkıyor. Polis bu olayları bastırmakta bir nebze sıkıntı yaşasa da en sonunda olaylar bastırılıyor. Ancak şöyle de bir önemi var bu olayların. Yaşı yetenler hatırlayacaktır. Bu olaylar Almanya'da böyle 3-4 sene sürecek, belki 5 seneye yakın sürecek bir ırkçılık ateşi yakıyor. Büyük fitili ateşliyor bu iş. Derbiden ziyade de Almanya genelinde bir ırkçılık olayları başlıyor. Bu olaylarda da Almanya'da 5 Türk soydaşımız katlediliyor, evleri ateşe veriliyor. O olayların da işte içinde bulunduğu, az önce hatırlayabilirsiniz dediğim olay buydu. Baya baya ırkçı eylemler fazlasıyla artıyor. Şimdi bu olayda Vietnam'daki Vietnamlıların, Romanların, göçmenlerin yanına gelen Esti Pauli ve Rostock ve Hudson Rostock taraftarı olan kitle arasındaki olaylarda 410 kadar kişi tutuklanıyor. 410 kadar kişi yargılanıyor. 370 kadarı tutuklanıyor bunların. Ceza alıyorlar. Bunlardan yanlış hatırlamıyorsam 370 ya da 380 kadar kişi, tutuklananların içerisindeki 370 ya da 380 kadar kişi Hansa Rostock taraftarı. Yani tutuklananların hemen hemen yarısı kadarı Hansa Rostock taraftarı ve bunların hepsi de çok uzun süreli cezalar alıyor. Ve bu olayların üzerine Hansa Rostock taraftarı ile Esti Pauli taraftarları arasındaki bu kavga artık kan davası şeklini alıyor. Rekabet asla dinmeyecek boyutlara falan çıkacak. Bu olaylardan 6 ay sonra Bundesliga 2. Lig karşılaşmasında iki takımın mücadelesi var. Olaylar tekrar alevleniyor. İki taraftan da yüzlerce kişi yaralanıyor. Polis yine biraz sıkıntı yaşasa da olayları bastırmakta geç kalıyor ama bastırıyor. Bu da Hansa Rostock ve Esti Pauli taraftarları arasındaki fitili ateşliyor. Bugün maçlar esnasında her ne kadar bu kadar yani önceki dönemlerdeki rekabetleri kalmamış olsa da aynı liglerde oynamamasından kaynaklanıyor. Belki bugün aynı liglerde karşı karşıya gelseler yine aynı problemler, aynı sıkıntılar doğabilir. Göçmenlerden karşı, göçmen karşıtlığından başlayan diğer kesimin göçmenlere sahip çıkmasıyla iyice alevlenen bir derbi. Almanya'da yaşanan bir derbi kulüplerimizden bir tanesi Hansa Rostock'tu, bir diğeri Esti Pauli'ydi. Bugün konuşacağımız bir diğer rekabette Balkanlardan, Sırbistan'dan geliyor. Bunlardan bir tanesi Partizan, bir tanesi Kızıl Yıldız takımı. Bu ikisi arasındaki rekabetten bahsedeceğiz. Ya İkinci Dünya Savaşı sonrasında Balkanlarda siyasi sıkıntılar fazlasıyla bugün hala devam ediyor. İşte Yugoslavya'da krallık yıkılmış, yerine sosyalist devlet kurulmuş, devletler parçalanmış, yeniden devletler kurulmuş. Bir bölge yüzyıllar boyunca farklı kültür, inanç ve etnik grupların bir arada yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Burada derbilerin, siyasi farklılıkların, dini farklılıklardan kaynaklanacak derbilerin olması garipsenmeyecek bir durumdur. Hani Partizan Kulübü 1945 yılında kuruluyor. Faşist öğrenci toplulukları ve ordunun desteğini alarak kuruluyor. Kızıl Yıldız Kulübü ise yine sosyalist öğrenci derneklerinin, öğrenci topluluklarının desteğini, polisin gücünü ve bir kesim vatandaşların yardımıyla kurulan bir kulüp. Ülkede o yıllarda yani 1945'li yıllarda Kızıl Yıldız ve Partizan takımlarının haricinde de birçok futbol kulübü kurulmuş. 1946 yılında takımlar birleşecek, bir araya gelecek. Yugoslavya'da bir lig kuracaklar. İki Belgrad kulübü olan Kızıl Yıldız ve Partizan da o günden bugüne kadar bir rekabete sahip olacaklar. İki takımın 1947 yılında ilk karşılaşmalarını yapıyor iki takım birbiriyle. O gündür bugün de rekabet devam ediyor. Rekabetin ilk yıllarında
Müthiş bir partizan üstünlüğü var. 1955 yılından sonra bir Kızılyıldız üstünlüğü var. Arkasından 1960 yılında partizan takımının altın çağı başlıyor. O dönemde 5 yıl içerisinde 4 lig şampiyonluğu kazanıyorlar. İşte 1966'da bugünün adıyla Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükseliyorlar ama Real Madrid'e kaybediyorlar. İkinci oluyorlar Şampiyonlar Ligi'nde. Güzel bir altın çağı yaşıyor. Altın çağının ardından Partizan takımı ligde şampiyon olamamaya başlıyor. Avrupa'ya gidemiyor. Tabii bu süreçten de en çok karlı çıkan takım da Kızılyıldız oluyor. Partizan'ın yaşadığı duraklama dönemi boyunca 4 şampiyonluk yaşıyor ligde. Kızılyıldız 1979 yılında bugün UEFA Avrupa Ligi olarak adlandırılan kupada Alman Borussia Mönchengladbach'la oynuyor finalde. Onlara kaybediyorlar. Onlar da iyi gidiyor. Yugoslavya'nın dağılmasından önce Kızılyıldız takımı Şampiyonlar Ligi ve kıtalar arası turnuva şampiyonluğunu kazanma başarıları gösteriyor. Onlar da o dönemlerde futbol açısından çok çok başarılılar. Tabii kendilerinin her ne kadar arasında bir futbol rekabeti olsa da saha mücadelesinden ziyade tribünlerde de bir rekabet mevcut. Partizan takımı bahsettiğimiz gibi az önce bahsettiğim gibi bir faşist bir öğrenci grubu tarafından ordunun desteğiyle kuruluyor. Kendileri de açık açık kuruluş yıllarında Nazi destekçisi olduğunu söylüyorlar. Bir de işte sosyalist öğrenciler tarafından kurulan polis gücüyle, polisin yardımıyla, polis derneklerinin yardımıyla kurulan ve Nazi rejimine karşı olan Kızılyıldız takımı arasında Kızılyıldız var. Bu Kızılyıldız takımı ikisinin arasında Kızılyıldız takımı ve Partizan arasında yapılan maçlar Ölümsüz Derbi adıyla anılıyor bugün hala. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında Doğu Avrupa'da özellikle ortaya çıkan sosyalizm akımına karşı Yugoslavya'nın iki büyük takımı da aslında milliyetçilikten faşistliğe evriliyor. Çünkü yani 1990 yılında yaşanan Sırp-Boşnak Savaşı sırasında da bu duygular fazlasıyla ortaya çıkıyor. Hatta o yıllarda rekabet artık şeyin boyutunu alıyor. Her ne kadar Kızılyıldız'da sosyalist öğrenciler tarafından kurulmuş olsa da aralarındaki rekabet hangisinin daha milliyetçi, daha faşist olduğu yarışına falan evrilmeye başlıyor bu yarış. Hatta bu mücadelede Partizan'ın daha radikal ve faşist, Kızılyıldız'ın ise daha muhafazakar ve milliyetçilik çizgisinde bulunduğu yani söylemek mümkün. Böyle bir çizgide olduklarını söylemek mümkün. Hani ikisi arasında bir kıyaslama yapmamız gerekirse özellikle Partizan taraftarları şiddet olayları bakımından Kızılyıldız taraftarından daha agresifler. Yani hatta şöyle örnek vereyim yani. Kendi aralarında oynanacak Partizan Kızılyıldız maçı öncesinde Partizan taraftarları bir gece önceden stada giriyor. Kızılyıldız taraftarlarının bulundukları bölüme benzin döküp maç esnasında ya da maçtan sonra işte tribünlerde alırken ya da herhangi bir maç yani yoğunluk olan bir alan içerisinde ateşe vermeleri gibi bir durum var. Bu son anda maça saatler kala stadyumda arama yapan polisler tarafından fark ediliyor. Öyle önüne geçiliyor. Bugün hala ve hala eskisi kadar sokak ve tribün olaylarına sahip. En son geçtiğimiz yıllarda Partizan taraftarının yanlış hatırlamıyorsam Partizan taraftarıydı. Stadda büyük bir ateş yakmaları, koltukları ateşe vermeleri, Kızılyıldız taraftarlarına saldırmaları vesaireleri bugün hala ortaya gelen, meydana çıkan bir durum. İkisinin arasındaki rekabet her ne kadar sosyalizm ve faşizm arasında başlamış olsa da bugün az önce bahsettiğim gibi ikisi de kendilerinin ne kadar milliyetçi olduğu arasında bir rekabet var. Milliyetçilik rekabetine evrildiler artık. Tabii az önce bahsettiğim gibi yani bölgedeki siyasi, ideolojik, dini ve etnik farklılıkları göz önüne alırsak o coğrafya içerisinde böyle birbirinden farklı düşüncelerin futbol sahalarına yansıyarak böyle köklü derbilere olayların yaşanması açıkçası benim açımdan çok şaşırtıcı bir durum değil.
İlerleyen süreçte bu konuyu konuşmaya yine devam edeceğiz. Dünyanın farklı yerlerindeki farklı derbileri, farklı olaylardan, siyasi düşüncelerden falan ortaya çıkan derbileri konuşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.